Peki. Evet, bugün yeni bir işe geldik. Rogar temizlemeye geldik. Karşılaştığımız manzara bu. Rogar'ın kapağı yine olduğu gibi parke taşının altında. Şimdi Rogar'ın içini temizleyeceğiz. Daha sonra buraya ek baca getireceğiz, yükselteceğiz ve kompozit kapak koyacağız. Ve bu gördüğünüz gibi ağaçlar kapatmış vaziyette. Görüyorsunuz bunlar tıkanmanın en büyük başlığı sebepleri. İçini temizleyeceğiz komple. Daha sonra kompozit kapağın faydaları burada 6 ayda bir, 3 ayda bir açıp temizlenebilecek. Görüyorsunuz bunlar tıkanmaya sebep. Bunları temizleyeceğiz. Komple çıkartacağız. Görüyorsunuz giderin ağzı tamamen kapanmış vaziyette. Hiç ağzı kalmamış. Onlar için kapa. Hem koku yapıyor, hem tıkanmaya sebep. Allah Allah, çok büyük ya. Görüyorsunuz. Şu parçayı da çıkaralım. Gün işi. Görüyorsunuz hala çıkıyor. Acaba parça. Şey. Evet, kumaşımızın etrafını boşalttık şu anda. Şimdi çoğu ürünlerin aksine biz farklı işlem uyguluyoruz. Burada çek parti direkt kumaşa takıp çoğusu da öyle yapıyor, bırakıyor. Aslında çok yanlış bir şey. Çünkü çek parti terazisini kaybettiği zaman tıkanmaya sebep oluyor. Özelliğini yitiriyor. Ama biz ne yapıyoruz? Bunun için buradan keseceğiz. Çek partinin iç tarafı buraya gelecek. Etrafında güzelce betonlayacağız. Hem sabitlenmiş olacak çek part, hem de özelliğini yitirmeyecek. Çevreden gelen darbelere işte geri basma olduğu zaman çek partinin sağa sola kırmaçlaması için etrafını betonlayıp sabitleyeceğiz. Borumuzu kestik. Çek partimizi betonun, rogarın kırdığımız yerin içine hazneye gelecek şekilde böyle yaptık, montajını koyduk, yaptık. Şimdi burada bu açık olan yerleri komple betonlayacağız. Buraları. Betonladıktan sonra zaten sabitlenecek. Çek farfı artık yerinden sağa sola kımıldamayacak. Şöyle içini gösterelim. Görmüş olduğunuz gibi klepemiz gayet iyi bir şekilde işlevini yapıyor. Koku, fare, su baskınlığını önlemek için taktığımız check valve. Biraz sonra betonladığımız zaman tekrar bir video alacağız. Check valve'imizin etrafının dolgusunu yaptık. Betonlamasını güzelce. Dış rogarımızı da yükseltmesini yaptık. Şöyle çekelim. Kare olan çek var şeyimizi, rogarımızı yuvarlak 70'lik rogarla küçülttük. Hem ağzında yuvarlak oval yaptık. Kompozit kapağımızı koyacağız. Kenarların oluşturunu yaptık tamamen. Herhangi bir şey girmeyecek şekilde mıcı, karşı kapak girmeyecek şekilde yaptık. Rogarımızı da sağlama aldık. Çünkü üzerinden araç geçecek, otopark burası. Herhangi bir oynama çöpü yapması diye dolgusunu da yaptık, güzelce betonlamasını da yaptık. Daha sonra etrafını toprağını dolduracağız. Daha sonra da kompozit kapağımızı yerleştireceğiz. Kompozit kapağımızı da koyduk. Çek vardın ucuna. Açık dirsek, 40-40'lık açık dirsek koyduk ki dökme pislik direkt hazneye gitsin diye. Çünkü yandan biriktiği zaman koku yapıyor. Bu şekilde direkt hazneye dökülmesini dirseğimizi taktık. Çek partimizde dediğimiz gibi betonla etrafını sabitledik, sağlamlaştırdık. Kompozit kapağımızı koyduk. Thank you.
Evet, ata yapı, kanalizasyon çalışmaya devam ediyor. İstanbul ve İzmit illerinin tüm semtlerine, ilçelerine hizmet veriyoruz. Yapmış olduğumuz işleri YouTube kanalımızdan takip edebilir, abone olup her yaptığımız işten izleyebilip tecrübe edinebilirsiniz. Herkese iyi günler. Spotlight like Mr. Bentley. I spotted her like Spud McKenzie. And for them fake boobies, I paid them Benjis. Get your own. I got Paris, he got Nicki, he tried to get him a clone. He said, yeah, you know you got extra hoes, and everything you do is extra cold. From the polo fleece to the Jesus piece. I got family in high places like Jesus, niece. Can I please?